güncel meseleler var konumuzun dışında. Seyircilerimizden gelen sorular var, onlara sormak istiyorum. Arada öğrenmiş olduk hocam, 31 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Evet. 2 gün boyunca. Bunun hakkında ne dersiniz hocam? Yani devletin elindeki bilgiler benim elimde yok. Gerçekten bunu ilan etmelerini gerektiren bir şey var mıydı? Ben o kadar büyük bir tehlike olduğunu zannetmiyorum. Birçok devlette de bu şekilde bir yasaklama yok. Türkiye'de şu anda birçok devletten çok daha az vaka var. Yani Amerika'daki vaka bundan çok çok fazla. 100.000'i geçti. Almanya'sına varana kadar ve orada ölenler birkaç bin kişiyi buldu. 10.000, 15.000, 20.000 kişinin öldüğü yerlerde bile birçoğunda sokağa çıkma yasağı yok. Yani eğer sadece gerçekten samimi bir şekilde sağlık için 2 günlükse bu, çok uzatmaya gerek yok, olabilir yani. Ama acaba diktatörlüğe doğru mu götürülüyoruz gibi soru işaretleri var. Nasıl ki 15 Temmuz'u bahane ederek birçok baskılar yapıldı ve insanların normal hakları ellerinden alındı, ifade hürriyeti diye bir şey bırakılmadı, her konuşan susturuldu, hapse atıldı, herkese damga vuruldu, yok FETÖ, yok şu bu filan denilerek birçok insana zulümler yapıldı. Olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü halde yürürlükte olan bir takım kanunlar, sonra daha doğrusu olağanüstü halde çıkartılan kararnameler, KHK'lar, bunlar sonradan kanunlaştırıldı. Diktatörlüğe doğru götürülüyoruz. Yani olağanüstü hal dönemine ait olan kararnameleri neden kanunlaştırdınız? Şimdi acaba o zaman 15 Temmuz bahanesiyle bunlar yapıldı. Şimdi de virüs bahanesiyle mi acaba olay çok abartılıyor diye düşünmeden edemiyorum. Acaba başka bir şeyler mi hazırlanıyor? Yani daha baskı altında olan bir toplum. Buna alışın yani. Buna alışın. Yani bundan sonra özgürlük yok. Bundan sonra toplanma yok. Bundan sonra konferans yok. Her seferinde bir bahaneyle böyle engellenecek miyiz acaba? Çünkü her ne zaman böyle bir şey yapılsa uzatılabilir diye de ekliyorlar. Onu da yerine hazırlıyorlar. 2 gün diyorlar şu anda ama tekrar uzatılabilir. Yani buna benzer böyle tamamen devletin baskısını hissettirdiği bir döneme giriyoruz yani. Ve her hangi adım atılırsa baskı doğrultusunda, daha baskıcı bir devlet nizamı ile ilgili hangi adım atılırsa o kalıcı oluyor daha sonra. Olağanüstü hal diyorlar, geçici bir süre diyorlar. 1-2 ay demişlerdi, oldu 2 sene. Ve o 2 sene içinde çıkan kararnameler sonra kanunlaştırıldı. Şimdi bu da öyle mi olacak acaba? Yani Cumhurbaşkanı işten çıkarmayı tümden yasaklayabilecek mi mesela? Diyelim ki bu sokağa çıkma yasağı hakikaten 2 günle mi kalacak? Yoksa devam mı edecek? Ve bu başka alanlara yayılacak mı daha sonrasında? Mesela konferanslar tümden yasak mı denilecek? Yani daha diktatör bir devlete doğru mu gidiyoruz? Ve bu insan bunu merak etmeden duramıyor yani. Zaten yani son 5-6 yıldan beri geldiğimiz nokta 2013'ten, 2013'ün sonundan, 2014 diyelim. 2014'ten beri 7 yıldır zaten baskıcı bir düzen kuruldu. Şimdi de bu virüs bahanesiyle buna benzeri şeyler yapılıyor. Ben şahsen güvenemiyorum. O güvenimi kaybettim ben. Yani bu 2 günlüktür diyemiyorum. Ya da bunun gerisi gelmez diyemiyorum. Yani bu virüs belası kalksa bile
özgürlükler kalkmaya, yani özgürlüklerde bir genişleme olmayabilir. Bu kısıtlamaların bir kısmı kaldırılıp bir kısmı bırakılabilir. Yani tamamı devam edemez. Sokağa çıkma yasağı tabii ki yıllarca sürecek hali yok. Aylarca bile süremez. Darbelerde bile sokağa çıkma yasağı birkaç gündür. Elbette bu birkaç günden fazla olmaz ama yani sanki ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey olmasın sakın. Yani sokağa çıkma yasağı bile ilan ediyorsak onu kaldırdıktan sonra da konferanslar gibi vakıfların faaliyetleri gibi birçok faaliyeti de kökünden yasaklayabiliriz yani. İnsanların bir araya gelmesini tümden yasaklıyoruz da derlerse ben şaşırmam çünkü oraya doğru bir gidiş hissediyorum. Ama inşallah öyle değildir.